dedim onu çarpma. Çözümlenmiş, şöyle diyor, işte ben Kaçkadur ailesinden, Anili tüccar Honent ailesinden Tigran, bu kiliseyi ticaretten kazandığım helal parayla, atalarımdan kazan topraklara, bu bataklıktan geçilmeyen bir yerde, yani bu şekilde ifade etmiş, derenin kenarında bir bölge yaptırdım. Bu kiliseyi Hazreti İsa'nın izniyle, İsa o şekilde yazmış, Krikor Rusareviç'e adadım demiş. Krikor Rusareviç. Şimdi böyle çözümlenmiş, bunu adamış. Krikor Rusareviç arkadaşlar. Kim? Akdamar'a gittiğimiz zaman da orada. Yerberi. Vaftizci Yahya, bilirsiniz, duymuşsunuz belki adını. Hazreti İsa'yı vaftizlerim ki, Vaftizci Yahya Kabakma'da eline gösterdiği kişi böyle şekle gösteriyor. Krikor Rusareviç'i gösteriyor. Krikor Rusareviç, Ermenilere Hristiyanlığı getiren kişi. Kendisi aziz. Ermeniler bize Gregorian derler. Krikor'u çok kullanıyoruz. Krikor'u da vardır. Ve henüz Ermeniler bir din almadan önce putlara taparken, taşlara taparken, tek tane inancı yokken arkadaşlar geride kalmış. Krikor Rusareviç diyor ki arkadaşlar gelin gelin. Ben annem neşete söyleyeceğim. Henüz dediğim gibi din arayışındayken Krikor Rusareviç o dönemde putların fayda vermediğini, taşlara tapmanın yanlış olduğunu ve tek bir tanrı olduğundan bahsetmiş ve bunları tebrik etmiş. O dönemde de Tridat adında bir kral. Tridat, Krikor Rusareviç'in babası da savaş halindeymiş. Şu bölgede freslerde onu gösteriyor. Krikor Rusareviç ile Tridat'ın babasının, hükümdarın savaşını gösteriyor. Ve aslında zengin birisi, ailesinde zengin, kendisi hükümdar olacak ama kendini biraz dine aramış ve insanlara hak dininde, o dönemde işte tek tanrı inancından bahsetmiş, Hristiyanlıktan da bahsediyor ve o dönemde de bir kral var. Kral Tridat. Çok psikopat bir adammış. Tridat almış Krikor Rusareviç'i, ona çok ağır işkenceler yapmış. İşkencelerde bir sürü işkence yapmış, vücudunda neler yapmış, neler yapmış böyle kesmiş, biçmiş ama adam inancından vazgeçmemiş. En sonunda bunu çırpçıplak soymuş, ayaklarından iple bağlayıp Doğu Beyazı civarında bir kuyuya bunu bırakmış. Kuyuya sarkıtmış. Burada da arkadaşlar o sahneler var. Bakınız kuyuya çıplak olarak Krikor Rusareviç'i indirdiği sahne görüyorsunuz bu sahnede. Evet. Bu bölüm komple, şu bölümde 15 sahne var. 15 sahnede de Krikor Rusareviç'e yapılan eziyetler, işkenceler. O sahnelerin olduğu bölüm arkadaşlar burası, şu bölüm. Ve üzerinden bir 7-8 sene geçmiş. Bu kral hastalanmış. Tridat. Böyle yataktan çıkamıyor. Başı şişiyor, başı ağrıyor böyle. Artık ölüm döşeğinde yatarken kız kardeşi bir rüya görmüş. Anlatılan bir efsane bu. Rüyasında kız kardeşine bir ses demiş ki, ilahi bir ses, senin abinin ilacı kuyuya attığı Krikor Rusareviç'te demiş. Krikor Rusareviç'te. Eğer ismi aydınlatıcı anlamına geliyor. Onu demiş kuyudan çıkarırsa, o da abine dua ederse abini iyileşir demiş. Bu da abisine söylemiş. Bunu abisi demiş ki, ben o adamı yıllar oldu. 7-8 sene kuyuya attım. Adam ölmüştür. Sonra gidip çıkarmışlar, adam sağ. Kuyudan sağ olarak çıkmış. Bir mucize olarak. Ve ondan sonra da bunu görünce de bütün Ermeniler yoğun olarak Hristiyanlığı seçmişler. Evet. Tek tanrı inancını seçmişler. O açıdan önemli bir kilise ona adanmış. Krikor Rusareviç adanmış. Burada o sahneler var. Bunun dışında arkadaşlar girişte bakın bir melek kanatları var. Bu da Cebrail Aleyhisselam için geliyor. Cebrail meleğinin sebebi Hazreti Meryem. Dışarıda Hazreti Meryem'le burada parada nerede var? Sağlam yere gidiyor. Hazreti Meryem arkadaşlar dışarıda Hazreti Meryem'le ilgili sahneler var. Bir de Hazreti İsa'nın vaftize gerilmesi, vaftizden indirilmesi sahneleri var. Dışarıda onları göreceğiz. Sağ tarafta yine Cebrail meleğinin Hazreti Meryem'e verdiği bir müjde var. Hazreti Meryem özel güçlüymüş. Seçilmiş bir kişi dedik de, seçilmiş bir kişi. Annesi ve babası Hazreti Meryem'in bir erkek çocukları olmasını istermiş. Erkek çocuklarını Zekeriya peygamberin manasına verecekler. Burada dini eğitim amacıyla eğitim almak istiyorlarmış. Çünkü bu Zekeriya peygamberin kendi mabedinde sadece erkek çocuklar alınıyormuş. Ama çocukları kız olmuş ve 200 sene boyunca gitmişler, yalvarıp yakarmışlar, biz kızımızı buraya vermek istiyoruz. Oraya alınan ilk kız öğrenmiş, ilk kız çocuk burada büyümüş yıllar boyunca. Ve yıllar boyunca burada büyüdükten sonra da anlatılan bir gün odaya girdiği zaman işte bir ruhani bir varlık görmüş, bir ışık şeklinde ki kutsal kitaplar bunu Cebrail meleği olarak anlatır ki İslam kaynakları da bunu kabul eder bu şekilde olduğunu ve bir müjde vermiş. Demiş ki sen insanları günahlarından kurtaracak, peygamberin annesi olacaksın demiş.
O da diyor ki nasıl böyle bir şey olabilir? Benim her evi denildi, ben yani evli değilim, çocuğum nasıl olur? O da diyor ki Allah o da olur. Nasıl ki Adem'in Havva'nın da annesi babası yoktu. Bir mucize olarak bir ve o günlerde mesela Yusuf'la nişanlı, Yusuf'un da rüyasında giriyor. Cebrail diyor, Yusuf diyor ben böyle bir rüya gördüm diyor. Ve Hazreti Meryem'in kolkana gelip sahip çıkıyor. Onu ama yine oradan alarak Beytül Halim kentine götürüyor. Orada bir ahırda doğuruyor. Hatta makinesinde de o sahneyi göreceğiz. Bir ahırda hayvanlar bile nefesleriyle Hazreti İsa bebek halinde ona nefesleriyle sıcaklık sağlamışlar. Bunlar İncil'deki çeşitli sahneler. Kiliselerde böyle sahneler yapılır arkadaşlar. Genellikle kilisenin temelini oluşturuyor bina olarak da. Dinin temelini de azizler oluşturduğu inandıkları için azizleri buralar yapmışlar. Mesela Aziz Georgios, Gürcistan adını veren Aziz. Aziz Mikail var arkadaşlar. Şu Aziz Ignarius'muş. Bu kadın aslında Azize Ignarius olarak gösteriliyor. Sakallı olan kadınmış. Kapadokya'da yılanlı kilise var. Oradan öyküsünü biliyoruz. Şekil, tip olarak aynı arkadaşlar. Bu kişi güzel bir kadınmış ama dini yaymak için dağlarda gidiyor, köylere gidiyor. İnsanlar güzelden isteniyormuş bunu. Bu da dua etmiş. Ben de çirkinleşmek istiyordum. Öyle demiş abla. Ben çirkin olayım. Sakalları falan çıkmış bayağı. Çirkin bir kadın olmuş. İnsanlar artık onu sadece dediğine bakıyorlarmış. Dış görünüşte bakmıyorlarmış. Böyle bir ifade. Yine şurada bakınız. Bayağı büyük görkemli bir aziz çık. Sakalları yerlere değen bir aziz var arkadaşlar. Görüyorsunuz. Preste burada. Bir de şurada. Bunların da Selçuklulara bir gönderme olduğunu düşünülüyor. Şimdi bu kilise 1215'te yapıldı. O dönemde Selçuklular çok geri ele geçirdi. Hakimiyet kurdular. Ve Selçuklular yine buradaki insanlara da ibadetlerini yapmaları konusunda imtiyazlar tanımışlar. Bunlar da şu şekil mesela sadece burada var. Dünyada başka bir yer yok. Ejderha gibi. Ejderha. Bunlar herhalde Selçuklular da simgesi bir ejderha. Ejderha kullanıyor ya ejderha. Hmm. Bu dört tane ejderi Anadolu'nun içerisinde onlara bir iyi niyet göstergesi olarak yaptırdıklarını düşünüyorum. Böyle sahneler var arkadaşlar. Şu bölümler din adamlarının girdiği bölümler. Din adamlarının girdiği. Buraya sadece din adamları çıkıyor. Oradan gelip çıkıyor. İşte. Şimdi başlamış. İkinci Sembat hayatını kaybedince de Gagik var. Önemli bir kral Gagik. Gagik'in karısı Kasredine tarafından tamamlanmış. 1010 yılı bitirilmiş. Arkadaşlar yapan mimar. Tüm dünya mimarlık tarihinde Mimar Sinan gibi adı çok meşhur birisi. İsmi Tiridat Mender. Tiridat Mender. Hani katedrali fethiyeceğim Meryem'in ana katedrali Beşik Kilise. O tüccara Müslümanlık yapan kramlar adı aynı. Tiridat Mender'in. Mender tüm dünya tarihi içinde gerçekten adı altın harflerle yazılmış bir mimar. Örneğin İstanbul'daki Ayasofya o dönemde binli yıllarda Bizans döneminde bir tadilat geçirmesi gerekiyor, restorasyon olması gerekiyor. Ve o kadar mimar varken Mendet'i çağırıyorlar. Mendet buradan gidiyor ve orayı onarıyor. Bir de Mimar Sinan ayarlamalar yapıyor. Ayasofya mesela bu kadar günümüze kadar sağlam geldiyse bunu işte iki şeye bağlıyorlar. Bir Tiridat Mendet, bir Mimar Sinan. Yaptık o yönetendirmelerle günümüze kadar getirmiş. Ve arkadaşlar şunun böyle bir özelliği var bu binanın. Dünyadaki ilk gotik mimari olarak adlandırılıyor. Gotik mimari. Gotik mimaride arkadaşlar üçlemeleri çok kullanırlar. Üçlemeler. İşte Babol Kutsal Ruh, üç pencere. Evet. Üç kapısı var mesela. Üç kapı da burası soylu kapısıymış. Bizim girdiğimiz kapı. Karşımızdaki kapı arkadaşlar rahip kapısı. Sol taraftan bir kapı var. Din adamları giriyor. O da halkın girdiği kapıymış. Ve bu kapıda da bir kitabe var. İçerisine girdiğimiz zaman Mendet, bunu yapan mimar, dikey detayları çok daha kuvvetli vurgulamış. Bu yüzden de içerisine girdiğiniz zaman sanki göründüğünden iki kat daha yüksek bir his oluşuyor. Yalnız şu an çatıyla ilgili bir yenileme çalışması var. Yine de şu içeriden bir bakabilirsiniz. Öncelikle şeye de gideceğiz. Anadolu'da yapılan camiye de gideceğiz. Türk camisi. Alparslan da arkadaşlar 1664'te buraya gelince burayı da cuma namazı kılıyor ve bir kilise cami çeviriyorsa Fethi, Fethiye, Fatih Kulisi'nden alıyoruz. Fethi yardımını veriyor. Bir şey olmaz ya. Şuradan bakacağız. İçeri zaten kapalı, giremezsin ki. Evet, tadilat oluyor. Evet, üst açık. Tadilatta ya, zaten bir şey yok. Şeyler düşebilir.
Ayasofya'nın şehirleri gibi zaten. Baksana Ayasofya'yı tamir eden mimarmış bu. Mendez mi? Mendez. Mimar Mendez. 99 merdiven varmış. Esma Ülüstü'ne isim geliyor. Minaresinde. Anadolu'da yapılan ilk cami. Bakınız yukarıdan. Onlar orijinal. Ve özellikle arka tarafından güzel böyle vadi manzarası var. Ebul Menüşehir Camii. Selçuklu konutları. Selçuklu Zidas. Muhteşem bir minare, bir tekizgen. Selçuklular bu sistemi çok kullanmışlar, tekizgen yapıyor. Sekizgen oldu mu yıkılmıyor işte, sağlam kalıyor. Bugünlere kadar geliyor. Yani ne camisi ki? Ebu Çeyil diyor. Ebu Çeyil. Şurada şey var. Yazan şeyi var, oraya çekersin. Evet. Yok. Manzara da muazzam ama. Aras. Evet. Aras ne diyor değil mi? Arpaçay. Arpaçay. Pardon, Aras diyor. Arpaçay. Aras'ın kolu. Arpaçay. Güzel bir manzarası var. O zaman açıldı. Bir dönem burası kapalıydı. Pencereler açıldı. Pencereden güzel fotoğraf çekiliyordu ama şimdi pencerelerde cam var şu anda. İçerisinden sevgi. Kapalı herhalde değil mi? Şey yok ki, cam var. Zahide açık değil mi? Manzara çok güzel. Sizlere de Arpaçay, arpaçay atıyordu. Neyse karanlık ya, bir şey yok. Karanlık bir çekme. Giriş hemen oradan içer. Giriş bu aşağıdan, giriş başka bir yerden giriş. Zeliha. Oradan güzel fotoğraflar alabilirsiniz. Ani'nin kalesi orası arkadaşlar. Orası şu an Türkiye tarafında, bizim tarafta kalıyor. Hmm. Bir de bakınız şurada ortada bir bölge var. Orası biraz ortada kalmış. Ortada bir ada gibi orası, öyle düşünün. Orada Arpaçay ikiye ayrılıyormuş. Bir sağdan bir soldan gidiyor. O yani tam bir, yani bizim tarafta gibi ama. Ama orayı tam ben yanlış bilgi vermeyeyim. Bir de soruyorum, bizim tarafta diyor. Ermeniler tarafında diyor. Orada kilise, evet. Şeyin, hanenin Ermeni tarafında kalan bölümü var mı? İşte bir orasını söylüyorlar. Bir orası, tamam. Arpaçay Kanyonu. Arpaçay Kanyonu. Hani arabelerini geziyoruz. Selçuklu'da ilk kurulan cami. XI-XII yüzyıllar arasında inşa edilmiş bir istofa zatların yer alan farklı boyut ve planlar ve mekanlardan oluşmaktadır. Bunu buna anak çarpı yazı dediğimlerden dolayı konutun üstünden bir aileye ait olduğunu düşünmektedir. Ocak şömine falan gidiyoruz. Ocak şömine gidiyoruz. Belki yemeğini pişiriyoruz. Gayet hem ısınıyoruz. Ocak şömine o da var mı? Niye, dönüyor muyuz? Dönüyoruz. Evet, dönüyoruz. Gel artık. Hava kararttı artık. Şimdi diskoteye götürecekler bizi. Osmanlı'ya bir toprak gibi. Volkanlar var bu bölgede çünkü. Ve lavlar bu bölgelere gelmişler. Tüflü bir yapı.
Ve arkadaşlar Bostanlar Deresi. Burası da Bostanlar Deresi. Eskiden sular daha çok akıyormuş. Burada görmüş olduğunuz sınır Ani'nin sınırı. Ani'yi çevrediyor Türkiye tarafındaki bölümü. Bir de hayvanlar fazla girmesin diye yapmışlar. İnekler falan çok girmesin diye yapılmış. Bu karşı yerleri orada mı vermişsiniz? Orası Türkiye. Bizim tarafı. Ağın ötesinde de vardır. O taraflar bizim tarafı. Orada şöyle bu kapıdan gireceğiz. Dümdüz bayrağa doğru gireceğiz. İleride yıkık kiliseler var. Sağ tarafta Ermeni kilisesi yine. Selçuklu Haray. Evet.